Çok değerli Bursalı kardeşlerim, 10. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'nin ikinci oturumunu açıyorum. Bizlere iş ve aş olacak, mutfağımızdan pazarımıza kadar her şeyimizi düzenleyecek ve böylesine güzide bir tezi sundukları için insanlık adına, Türk milleti adına Sayın Profesör Doktor Haydar Baş hocamıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, ekonominin çok çok konuşulduğu günlerden geçiyoruz. Zaten bu küresel elitler Davos'ta toplanmışlardı, bir araya gelmişlerdi ve ekonominin, kapitalist ekonominin iflas ettiğini izah etmişlerdi. Güvenlik sorunlarına, gelir adaletsizliğine işaret etmişlerdi. Yani biz tükendik, bu dünya böyle gitmez diyorlardı. Ve hakikaten bugün de geldiğimiz noktada ekonominin bir çıkmazda olduğunu görüyoruz. Hayat pahalılığından, dövizin fırlamasından, cari açığın artmasından, petrolün, akaryakıtın fiyatlarının yükselmesinden ve bunun da daha önemlisi bizim mutfağımıza, pazarımıza, alışverişimize yansımasından şikayet ediyoruz. Şimdi tüm bunlar aslında dünyada cari olan kapitalist sistemin yapısal sorunlarından, sistemin kendi getirdiği dinamiklerden kaynaklanıyor. Onun için biz acaba yeni şeyler söylemek mümkün mü? Yeni şeyler ifade etmek mümkün mü? Yeni bir çözüm ortaya koymak mümkün mü derken, evet, yeni şeyler var. Örneğin kaynaklar sınırsızdır. Yani dünyada kaynakların sınırsız olduğunu söyleyen yeni bir anlayış var önümüzde. Tüketimi öne çıkartan ve tüketim en önemli kaynaktır diyen bir anlayış var önümüzde. Ve yine paranın maliyetsiz olanından bahseden, sıfır faizi öngören bir sistem var önümüzde. Milli paradan, yerli paradan ve milli paralarla ticaretten bahseden yepyeni bir sistem var önümüzde. Doğal kaynaklarımızı ifade eden, bunlar devlet millet ortaklığıyla işletilmeli diyen ve senyoraj geliri dediğimiz emek ve üretimimizin karşılığı para basma hakkımızı kullanmamızı gerekli gören bir anlayış var. Ve bütün bunların sonucunda gelir dağılımında adaleti temin edecek, aynı zamanda tam istihdamı sağlayacak ve de sürekli büyümeyi sağlayacak bir model var. Bak, bu saydığım kavramlar hemen hemen hepsi yepyeni kavramlar. Yeni şeyler bunlar. Bunları kapitalizmin doldurması, içini doldurması asla mümkün değildir. O bakımdan biz bu yeni modeli bu kongrede ele alıyoruz. 10. defa alıyoruz ve çok liyakatli ehil insanlar tarafından bu konular önümüze getiriliyor ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk millette bunlara şahit oluyor. Ben şunu iddia ile söyleyebilirim. Bu dünyada bir insan vazifesini tam hakkıyla yapmış mıdır, yapmamış mıdır noktasında bir değerlendirme yapacak olursak, Profesör Doktor Haydar Baş Bey elde ettiği ilmi, bilgi ve fikri ve düşünceyi ve tecrübeyi insanlıkla paylaşan ve Allah'tan aldığını insanlara aktaran bir insan olması hasebiyle tam tamına vazifesini yapmıştır. Geri kalan insanımıza, milletimize ve siyasetimize kalmak düşmektedir. Allah bizlere bu modeli uygulama imkanı ve fırsatı versin.